Ali Karahasanoğlu. Sadece Zehra Sayın değil. O açıklamayı yapan da tarih 23 Mart 2006. Bir gazeteci Kadir Has Üniversitesi'nde rektörlük emriyle bir bayan gazeteci başörtülü olarak gazetecilik yapılamayacağı gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Tarih 15 Şubat 2008. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Güzel AK Parti hükümeti tarafından türbanın siyasal simge olarak kullanıldığını laiklik ilkesinin değiştirilmesinin teklifi bile dilemeyeceğini iddia etti. Güzel, anayasada yapılan değişikliklerin, başörtü yasağını kaldıran değişikliğin anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesini bekliyoruz şeklinde konuştu. Tarih 23 Mart 2008 Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Yücel Yılmaz YÖK Başkanı Yusuf Siyah Özcan'ın ''Türbanlı öğrencileri üniversiteye alacaksınız'' şeklindeki yazısının ardından ''Tereddütsüz başörtülü öğrencilerimizi üniversitemize açtık. Dolayısıyla bizim Üniversite olarak bir başörtüsü takıntımız yok dedi. Devam etti. Danışta yok kararını iptal etti ve yok bu kararında ısrar etmedi. Eğer ısrar etseydi başörtülü öğrencileri almaya devam edecektik diyor. Yani yine başörtülü öğrencilerle yasağı sürdürüyor. Tarih Kasım 2008. Kadir Has Üniversitesi'nde bir etkinlik için davet edilen Akder Başkan Yardımcısı Avukat Fatma Benli. Başörtülü olduğu için toplantıya alınmadı. Tarih 12 Aralık 2018. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi ve Kaos GL tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen istihdamda LGBTİ anketinin 2018 sonuçları açıklandı. Araştırma sonucuna göre LGBTİ bireyler iş hayatında cinsel kimliklerini gizlemek zorunda kalıyor. Tarih 25 Aralık 2023 Kadir Has Üniversitesi'nde Zehra Gizem Sayın isimli bir öğretim üyesi mescid ayakkabısıyla girip giriyorum işte diyerek de namaz kılan öğrencilere meydan okudu. Tarih 27.01.2024 Kadir Has Üniversitesi sayının okulla ilişkisinin kesildiği iddiasını yalanlayarak şu açıklamayı yaptı. Bazı sosyal medya hesapları üzerinden bir akademisyenimizin üniversitemizle ilişkisinin kesildiğine yönelik yayılan söylem ve haberlerin tamamı asılsızdır. Kadir Has Üniversitesi kurucumuz merhum Kadir Has'ın tanımladığı gibi anayasası bilimsel özgürlük olan Atatürkçü bir üniversitedir ve varlığını bu ülke doğrultusunda sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Nereden başlayalım? Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde özel ahbaplığı sebebiyle Kadir Has tarafından kurulan üniversiteye bedavadan Cibali'deki binayı vermesinden başlayalım. Olayları hızlıca geçip devletten avantaj alan Kadir Has Üniversitesi'nin 8 yıl önceki hendek olayları sırasında PKK'lı teröristlere destek için yayınlanan bildiri imza atanlardan birisi olan öğretim üyeliği görevinde tutmaya devam ettiği Zehra Gizem Sayın'ın PKK'lı teröristlere yönelik devletin operasyonunu, devletin başta Kürt halk olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi tehdidiyle karşılaşıp, yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir iftirasıyla suçlamaya kalkan akademisyenler arasında olan bu öğretim görevlisini hala öğrencileri zehirlemek üzere maaşa bağlandığını hatırlatıp devlete bu suçlamaları yapanları görevde tutmaya devam eden ama yine devletin birçok imkanı sayesinde faaliyetlerini sürdüren Kadir Has Üniversitesi. Bu öğretim görevlisini o tarihte bir müeyyide uygulamadığı için o bayan bir ay kadar önce öğrencilerin namaz kıldığı mescide ayakkabısıyla girip giriyorum, ayakkabıyla basıyorum işte diyebildi. Şimdi öğreniyoruz ki Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü tarafından korunmaya devam edilecekmiş. Bazı sosyal medya hesaplarında o öğretim görevlisinin işine son verildiği yazılmıştı. Rektörlük işe son vermeyi yalanlıyor ve merhum Kadir Has'ın tanımladığı gibi anayasası bilimsel özgürlük olan Atatürkçü bir üniversitedir ve varlığını bu ülke doğrultusunda sürdürmeye devam edecektir. Biz diyoruz mescid ayakkabıyla basılır mı? Kadir Has'ın üniversitesi diyor ki basılır biz Atatürkçüyüz. O zaman Atatürk'ün mescidi ayakkabıyla bastığını gösterin. Atatürk'ün devletin askerine, polisine, savaşta ancak kullanılacak ağır silahlarla sivil insanlara saldırdığı iftirasını attığını bize gösterin. Daha devam edeceğim ama gereksiz. Kadir Has Üniversitesi'nin rektörü mü, mütevelli heyeti mi, dekanlığı mı, destekçisi holdingi mi? Yoksa bunlar gerekeni yapmıyorlarsa yok mü? Sadece o öğretim görevlisini değil, dünkü rezil açıklamayı yapan da kimse onu da artık kapının önüne koymalı. Aklı başında kim açıklama yapacaksa çıksın yapsın. Böyle rezillik olmaz. Böyle soytarılık olmaz. Atatürk'ü kendi iğrenç eylemlerine alet eden bir yapı üniversite ismini kullanamaz. Ne demektir? Mescid ayakkabıyla basan kişiye bir müeyyide uygulanacak mı sorusuna? Biz Atatürkçüyüz, uygulanmayacak diye cevap vermek. Ne demek anayasamız bilimsel özgürlük? Bilimsel özgürlük gereği Zehra Gizem Sayın isimli öğretim görevlisi mescid ayakkabısıyla bastı. Bilimsel özgürlük gereği basıyorum işte var mı diyeceğin tehditinde bulundu. Kadir Has Üniversitesi, bir avuç PKK sempatizanın tehdidiyle namaz kılan dindar insanları rencide etmeyi göz alıyorsa, devlet Kadir Has'a ahbap çavuş ilişkisiyle verilen cibali binasını tahliye ettirsin. Kadir Has'ın hangi parasıyla mescit karşıtlığı yapılacaksa buyursunlar yapsınlar. Bizim paramızla bari dindar karşıtlığına kimse soyunmasın.